Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle eşeysiz üreme ve mitoz bölünmeyi anlatacağım. Öncelikle mitoz bölünme ile başlıyorum. Bu bir yeni ünite. Mitoz bölünme nedir? Ne için yapılır? Aşamaları nelerdir? Onları anlatacağım. Başlığımı atayım, mitoz bölünme diyeyim. Arkadaşlar, mitoz bölünme öncelikle N2, N3N kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. Hemen N2N, 3N kromozomlu hücrelerde gözlenir. Arkadaşlar, devam ediyorum. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Çok hücrelilerde büyüme, gelişme, tek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bölünme sonucunda iki hücre oluşur. Oluşan iki hücre de birbirinin arkadaşlar aynısıdır. Hatta mitoz bölünme sonucu oluşan hücre sayısını bulmak için 2 üzeri n, n bölünme sayısı olarak yazıyoruz. Ve bir hücreden bölünmesiyle kaç hücre olabileceğini tahmin ediyoruz. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı diyelim. Mesela bir hücre, şöyle diyeyim, bir hücre 3 defa eşlenirse ya da 3 defa mitoz geçirirse 2 üzeri 3'ten toplam 8 tane hücre oluşur. Arkadaşlar, mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır. Arkadaşlar, mitoz bölünmenin avantajı nedir? Arkadaşlar, bir özelliğin nesilden nesile aynı kalmasını sağlar. Dezavantajı nedir? Hiçbir kalıtsal çeşitlilik sağlayamadığı için oluşan yeni hücre değişen çevre şartlarına adapte olamaz. Şöyle diyelim o zaman arkadaşlar, nasıl bir yorum yapabiliriz buna? Arkadaşlar, diyelim ki oluşan hücre aynı olduğu için değişen çevre şartına uyumu azalır. Arkadaşlar, mitoz bölünme eşeysiz üremenin neyini oluşturuyor? Temelini oluşturuyor. Arkadaşlar, mitoz bölünme belli aşamalardan oluşuyor. Bir hücrenin bölünebilmesi için öncelikle sitoplazma miktarının belli bir düzeyde olması lazım. Hacim yüzey oranının arkadaşlar ya da yüzey bölü hacim oranının azalması lazım. Hacim yüzey oranının da artması lazım. Bu iki kelimeye dikkat edin, orada bir oyun yapılıyor. Bunu ezberlemeyin. Bakın, yüzey yani sınır aynı kalıyor. Sitoplazma artınca yüzey bölü hacimden R kare bölü R küpten ne oluyor? Bir azalma oluyor. Arkadaşlar, mitoz bölünmenin evreleri diyeyim. Mitoz bölünme. Arkadaşlar, mitoz bölünme interfaz ve mitotik evre, karyokines dediğimiz mitotik evrenin içerisinde yer alan evrelerden oluşuyor. Arkadaşlar, mitotik evrede karyokines ve sitokinez olmak üzere ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar, interfaz evresi hazırlık aşamasıdır. İşte DNA kendini eşler, iki katına çıkar, protein sentezi artar, ATP sentezi artar. Hücre bölünmek için bütün hazırlıklarını ne yapar? Tamamlar. Mitotik evrede karyokinezde arkadaşlar şunlar gerçekleşir. İşte profaz evresi, metafaz evresi, anafaz evresi ve telofaz evresidir. Sitokinezde ise arkadaşlar sitoplazma bölünür. Sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Arkadaşlar, biz bunları kısaca NÜG diye kodluyoruz. İp
mat olarak topluyoruz. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Bazen sorularda bunların sıralaması soruluyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. İki evreden oluşuyor. İnterfaz evresi, mitotik evre. Mitotik evrede ikiye ayrılıyor. Karyokinez ve sitokinez. Arkadaşlar, bir mitoz bölünmeyi evre evre şimdi çizeceğim, yazacağım. Siz de benimle yazmaya özen gösterin. Öncelikle şurada mitoz bölünmenin ben DNA miktarı kromozomunu falan çizeyim. Şöyle diyeyim. Mesela bu benim 2N kromozomlu DNA miktarı 4 çarpı 10 üzeri -6 olan bir hücrem olsun. Bu öncelikle interfaz evresine gelir. İnterfaz evresinde DNA kendini eşlediği için DNA miktarı ne olur? 2 katına çıkar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Arkadaşlar bu daha sonra mitoz bölünme ile mitozun tamamıyla yani karyokinez ve sitokinez tamamıyla 2 tane hücre oluşturur. Kromozom sayısı aynı kalır. Bu 8 2'ye böleceği için 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yani DNA miktarı da ne olur? Eşit olmuş olur. Bölünme sonucunda 2 hücre oluştu. 2 hücrenin kromozom sayısı da DNA miktarı da birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Eğer mitoz bölünmeyi sorarsa şöyle. Kromozom sayısı nedir? Mitoz. Bu ne olur? Kromozom sayısı nedir? Sabit kalır arkadaşlar. Başka bir grafik daha karşımıza çıkacak. DNA miktarı grafiği. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Şimdi DNA miktarımız x olsun. Başlangıçta x. İnterfaz evresinde ne olacak arkadaşlar? Bu 2 katına çıkacak. Yani 2x'e ulaşacak. Mitotik evrelerde sabit kalacak. Sitokinezle beraber yine başlangıç noktası olan x'e geri dönecek. Ben o zaman buraya ne derim? İnterfaz. Burayı bölerim profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez. Arkadaşlar böylelikle ne olmuş olur? Başlangıç noktasına geri dönmüş olur. DNA miktarının 2 katına çıktığı evre nedir? İnterfaz yani hazırlık evresidir. Böyle grafikleri çok soruyorlar. Şimdi ben buraya bir mitoz bölünmenin evrelerini çizmeye çalışacağım arkadaşlar sizinle. Arkadaşlar mitoz bölünmede kardeş kromatitlerden bahsedilir. Yani homolog kromozom diyorsa kesinlikle ve kesinlikle mayoz bölünmedir. Mitoz bölünmede kardeş kromatitten bahsedilir. Mitoz bölünmede arkadaşlar kardeş kromatitlerin ayrılması vardır. Şimdi tek tek çizelim. Öncelikle interfaz evresi diyelim. İnterfaz. Hemen diyorum hazırlık evresidir. DNA işlenir. Buna ne diyoruz? Replikasyon. Protein sentezi artar. ATP sentezi artar. Organeller eşlenir. Bölünme için hazırlıklar tamamlanmış olur. İnterfazdan sonra arkadaşlar gelen evre nedir? Profaz evresidir. Arkadaşlar profaz evresinde öncelikle çekirdek zarı erir. Çekirdekçik kaybolur. DNA kromatin ipliğe, o da neye dönüşür? Kromozoma dönüşür. Arkadaşlar sentrioller zıt kutba çekilir. İ ipliği oluşturur. İ ipliği kromozomlara tutunmaya başlar. Arkadaşlar ben bir profazın şeklini burada kabaca çizeceğim anlamanız için. Bu benim hücrem olsun. Bu çekirdek zarım yavaş yavaş erimiş. İçerisinde daha
kromozoma dönüşmemiş DNA'm var. Bir yandan da DNA'm ne yapmaya çalışıyor? Kromozoma dönüşmeye çalışıyor. Burada arkadaşlar uzaklaşmış birbirinden sentriyollerim var. Bunlar iplikleri oluşturmaya başladılar. Bir yandan da oluşturdukları iplikleri ne yapacak? Şurada oluşan kromozoma bağlanmaya çalışacak. Arkadaşlar bu ne? Benim profaz evrem. Her hücrede sentriol var mıdır? Yoktur. Mesela bitki hücresi sentrozom ve sentriol içermez. Sentrozom ve sentriol içermediği için arkadaşlar ipliklerini sitoplazmasında bulunan proteinler yardımıyla oluştururlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Sonraki evrem ne? Hemen ip maddeye kodlamıştık. Metafaz. Arkadaşlar metafaz kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Kromozomlar tek sıra halinde, tek sıra diyorum, mayozda çift sıra olacak. Tek sıra halinde kromozomlar ekvatoral düzleme dizilirler. Burada karyotipleme yapılır. Karyotip nedir? Karyotip kromozomların şekil, büyüklük, sentromeri bulundurdukları yere göre sıralanmasıdır. Hatta anne karnında amniyosentez yapılır. Amniyosentezde karyotipleme yapılır. Kromozomların sayısı belirlenir. Hani çocuk Down sendromu mu değil mi ya da kromozom eksikliği var mı, onlar belirlenir. Hemen diyorum arkadaşlar, kromozomlar tek sıra halinde ekvatora dizilir. Kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Arkadaşlar hatta metafaz evresinde bölünmeyi durdurabilmek için coalition denen bir madde kullanılır. Coalition ipliklerini yok eder, parçalar. İplikleri olmayınca kromozom hareket etmeyecek, sabit kalacak ekvatorda. Böylelikle rahatlıkla sayım yapılabilecek. Coalition arkadaşlar çiğdem çiçeğinden elde ediliyor. Şöyle hemen şeklimi çizeyim yanına. Bu benim yine hücrem. Arkadaşlar bu ekvatoral düzlemim. Ne olacak? Kromozomlarım tek sıra halinde buraya dizilecekler. Şöyle. Şunları ne yapacak? Şuradaki iplikleri sabitleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk başlangıçta ne dedik? DNA miktarım neydi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 iken. Burada ne oldu DNA miktarım arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 yine 2N. Tamam mı arkadaşlar? Burada yine devam edelim. Hatta 2N eşittir ne diyelim? 4 diyelim. Buraya da bir kromozom daha çizelim. Tam 4'ü bulalım. Tamam, şimdi oldu. O zaman buradaki DNA miktarım yine ne arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Çünkü neden? İnterfaz evresinde bir replikasyon gerçekleşti. 2N eşittir yine nedir? 4'tür. Metafaz evresinden sonra hangi evre gelir? Anafaz evresi, ayrılık evresi, acı çekme evresi arkadaşlar. Çünkü kardeş kromatitler artık birbirinden ayrılıyor. Farklı zıt kutuplara yöneliyorlar. Bunlar birbirinden ayrılırken ortada boşta kalan iplikleri de hücrenin uzamasını sağlıyor. Bütün iplikleri kromozomlara bağlı değil. Şurada bir de boşta kalan neyim var? İpliklerim var. Arkadaşlar kromozomlar kardeş kromatitlere ayrılırken sentromer bölgelerinden ayrılıyor. Bakın sentrozom ayrıdır, sentromer ayrıdır. Bir kromozomun yapısında arkadaşlar sentromer bulunur. Sentrozom ise hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir. Hemen diyeyim arkadaşlar, yazıyorum. Kardeş kromatitler zıt kutba çekilir. Hücre uzamaya başlar. Ve arkadaşlar kromozomlar sentromer, bu önemlidir, bölgesinden ayrılırlar. Arkadaşlar hemen anafazın şeklini çiziyorum. Şöyle hafif uzamış bir hücre,
İşte iyilikleri ayırmış kardeşleri birbirinden hemen ayırıyorum ben de şu şekilde. Artık kromozomlar ayrılmış. Şu şekilde hemen. Arkadaşlar burada baktığımızda yine DNA miktarı nedir? Yine 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2N eşittir ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neden? Çünkü ayrılan her kromatit bir kromozoma dönüşür. Ayrılan kromatit kromozoma dönüşür. Arkadaşlar bu evreden sonra gelecek evremiz nedir? Bizim telofaz evresi. Arkadaşlar telofaz evresine geçmeden önce ben bir kromozomu kabaca çizeceğim. En azından bir bilginiz olsun nedir ne değildir. Mesela bir kromozom çiziyorsam eğer arkadaşlar bu bir kromatit. Bu da başka bir kromatit. Arkadaşlar bu kısım sentromer. Bunlar kinetokorlar. Hemen diyorum kromatit. İkisinin birleşimi kromozom. Kinetokor. Ve bu kısım ne? Sentromer. En azından bir kromozomu görmüş olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda devam edeceğim arkadaşlar.